Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Minecraft gizemlerine hoş geldiniz. Peki bunun hakkında demek istiyorum, işte herkesin son zamanlarda diline düşen NTT 303, önceden Herobrine ve sonradan internetten gördüğüm ilginç bir karakteri daha açıklayacağım. Aslında birçok bunlar Herobrine, NTT 303, Venal, bunların hepsinin üçünü açıklayacağım. Sadece Herobrine ve NTT 303 hakkında görseller bulmaya çalıştım. Diğerleri hakkında da görseller bulmaya çalıştım. Şimdi şey yapmaya başlayalım. Açıklamaya başlayalım. Herobrine nedir? Ne değildir? Şimdi Herobrine ortaya şöyle çıktı. Şöyle bir kişinin hikayesiyle çıktı. Şimdi bu arkadaş bir gün oyuna girmiş. Sen ilk defa mı oynuyormuş? Emin değilim. Karşısına ilk defa single player oynuyormuş sanırım. Karşısına bir tane adam çıkmış. Tıpkı kendisine benziyormuş. Zaten şu andaki görsellerden de görebilirsiniz. Adamın neye benzediğini, nasıl biri olduğunu. Bu adam bunu aslında multiplayer'daki bir oyuncu zannetmiş. Hani Minecraft'ın multiplayer modundaki bir oyuncu zannetmiş. Ona vurmaya çalışmış falan. Ama üzerinde adamın ismi falan yokmuş işte. Sonra bu karakter, adamın gördüğü bu karakter kaçmaya başlamış. Bu arada adamın göz bebekleri de yokmuş. Yani bembeyaz göz bebekleri var. Yani Steve gibi ama bembeyaz. Şimdi bu adam sağda solda yapılar falan yapıyormuş. İşte kumdan yapılmış piramitler, dağların içinden iki blok yüksekliğindeki tüneller falan yapıyormuş. Ama işte ondan sonra bu adam bunu başka görmemiş. Bu hikayeyi yazan adam daha sonra şeye gitmiş, forumlara falan gitmiş. Forumlarda bu gördüğü şeyleri paylaşmış konuyu. Sonra konusunun silindiğini fark etmiş. Bu arada adamın hikayesi. Bu adam konularda silindiğini fark etmiş. Moderatörlere mesaj atmış. Cevap Herobrine adlı bir tane kişiden gelmiş. Nickli bir tane, o kullanıcı adındaki bir kişiden gelmiş. İşte bunun peşini bırak gibi bir şeyler söylemiş. Sonra bu gene hikayeyi anlatan adam bu Herobrine'ın profiline baktığı zaman böyle bir profil olmadığını öğrenmiş. Hata vermiş daha doğrusu işte. Ondan sonra bu hikayeyi anlatan adama bir tane e-mail gelmiş. E-mailde işte sana bu e-mailden yazıyorum çünkü işte moderatörler falan bizi izleyebilir falan filan demiş. Bu şeylerin bir sonuca varacak olursak, adam en sonunda öğrenmiş ki, bak bu adam demiş ki, bu adam öğrenmiş ki bu Herobrine denen cisim aslında Notch'un, oyunun yapımcısının kardeşiymiş. Ama velakin Notch'un kardeşi ölmüş. Bu adam da, yani böyle bir teoriler falan ortaya çıkmış internette, işte bu adamın kardeşinin hayaleti oyuna falan dalanıyor falan filan, böyle şeyler ortaya çıkmış. Benim kişisel inancım bu konudaki, inanmıyorum. Herobrine yok. Notch da bunu açıkladı, yok öyle birisi diye. Hani Herobrine oyunda hiç yok diye. Bir başka iddiaya göre şey, hani bu çıkış hikayesini hiçe sayarsak, bir başka iddiaya göre bu Herobrine denen karakter aslında Steve'in ta kendisi. Hani Steve'in ilk versiyonlarından birisi ama Steve'i sonra baştan yapmışlar, bir şekilde baştan yapmak istemişler ve bu Herobrine denen karakterde bir oyunun bir hatası olarak oyunda kalmış ve insanlar sağda solda onu gördükleri zaman aslında oyun hata veriyormuş. Tabii ki bu diğer hikayeye göre çok daha gerçekçi ama neden bu gerçekçi değil? Minecraft'ın, sanırım diyordum gene. Minecraft'ın sanırım güneşin yüzeyi kadar geniş bir alanı var. Hani haritası o kadar büyük, sınırsız değildir tabii ki de. Eninde sonunda bir sınırı olacak. O kadar falan büyük sanırım, yanlış okumadıysam, bir yerlerden yanlış bakmadıysam. Ve bunun, yani bir oyuncunun bu karakter rastgele bir yerde spawn olsa bile bir oyuncunun bununla karşılaşma ihtimali çok 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 düşük. Yani imkansız denecek derecede düşük. Siz anlayın artık bundan. Benim kişisel düşüncelerime göre bu karakter oyunda yok. Sadece millet gaza geliyor, heyecanlanıyor. Bazen gördükleri oyun hatalarını bu zannediyor ve ne bileyim bir koyunla bir köylü ne bileyim yan yana durduğu zaman oyuncu hemen Herobrine gördüğünü zannediyor. Biliyorum, ben de çok şey yaptım. Sanrest'te falan gizem ararken ben de bayağı kapılmıştım bunları. Çok daha önce çektiğim videolardan bahsetmiyorum, çok daha önce. Her neyse, bu öyle. Bir de şey hikayesi var, hani her güncellemede Herobrine kaldırıldı falan deniliyor ya, işte Minecraft sizi trollüyor orada. Yani dalga geçiyor, siz buna mı inanıyorsunuz diyerek sizinle dalga geçiyor.
Bu da böyle. Ha, bu hata, bu oluşan oyun hatalarından veya bu oluşan kafa karışıklıklarından bir örnek de benim videomdan bir tane görsel koyayım size. Bu Minecraft Hexit videosundan koydum. Birçok kişi onun bir Herobrine veya çok değişmiş bir Enderman olduğunu falan zannetti. Ama aslında o cisim bir atın atıydı yani. Atın ta kendisiydi. Attı yani. Sadece değişik bir açıdan bakıyordu. Hani ayakta durmuş birisine benziyordu o yüzden. Şey durmuyordu yani, böyle yan durmuyordu. Ayrıca tam müsait değildi yani. Tam net göremiyorduk. Olur böyle şeyler oyunlarda. Sık sık olan şeyler. Her neyse. Şimdi ise geldik Entity 303'e. Bu Entity 303 nedir? Ben bayağı bir baktım. Neden böyle birden bir son dakika dalgası oldu diye. Şimdi şöyle bir durum var. Bunun da bir hikayesi tabii ki. Bu Minecraft'ın geliştiriciler arasında bir grup Mojang'dan kovuluyorlar. Sonra bu Mojang'dan kovulduktan sonra bir tür virüs mü yapıyorlar, bir program mı falan mı yapıyorlar? Bunu Minecraft'a atıyorlar bir şekilde, Minecraft'ın içine yerleştiriyorlar. Bunun olay da bu. Bu program neydi ya? Bu program eğer bilgisayarınızdaysa Minecraft işte bilmem ne yılında kapanacak, bir daha oynayamayacaksınız. Ondan sonra sitelerine falan erişim olmayacak, sonra bilgisayarınız mı çekecek bilmiyorum. Böyle çok çok saçma sapan şeyler var da. Böyle bir şey yok. İlkinci neden yok. Eğer Minecraft'ın içine bir dosya yerleştirmeleri gerekseydi bunu kovulmadan önce yapmaları gerekiyordu. Madem adamlar kovuldular ve duyguları bu kovulma olayın üzerine oluştu. O zaman bu Entity 303 meselesini kovulduktan sonra yapmaları lazım idi ki zaten kovuldukları için Minecraft'ın içine yerleştiremeyecekler. Yerleştiremezler. Bu da böyle işte. Hani yok öyle bir şey. Çok saçma sapan bir hikaye daha buldum. Yok şey falan diyorlardı. Yani şu an ön yargıyla yaklaşıyormuşum gibi görünüyor ama gerçekten ben de inanmak istiyorum. Hani inanmak istiyorum arkadaşlar. Olgun bir şekilde inanmak istiyorum. Hani Minecraft'ın sadece Minecraft'tan daha fazlasından oluştuğunu düşünmek istiyorum ama olmayınca olmuyor tabii. Zorlamanın pek bir mantığı yok. Dediğim gibi duyduğum başka saçma sapan bir hikaye göre işte Herobrine falan filan bizi Entity 303 için uyarmaya falan gelmiş saçma sapan şeyler gene. Şey gibi. Adamlar masal anlatır gibi anlatıyor ya. Hiç acımıyorlar vallahi milletin ne düşüneceğine. Her neyse. Entity 303 de böyle bir şey. Bak aslında zaten fazla bir görsel bulamadım. Sadece oyuncuların anlattığı kadarından 2-3 tane görsel bulabildim. Biraz son olarak null denilen bir şey var. Null diye yazılıyor. N-U-L-L. Kelimenin anlamı kelimenin anlamı boşluk veya ne bileyim mümkün değil, müsait değil, uygun değil. Ona onun tarzında bir şeyler. Veya sıfır. Void gibi bir şey. Tam olarak karşısında bulamadım da. Yani boşluk diyelim. Boşluk gibi bir şey. Veya void. Void gibi bir şey. Resimlerden, görsellerden de gördüğünüz kadarıyla resimde iki tane görsel bulabildim toplamda. Bu null dediğimiz cisim at null değil tabii ki. Buradan da soğuk espri yapıştırırım her videoda da olduğu gibi. Bu null da nasıl geldi hakkında hiç fikrim yok oyuna. Gene bunun bir çıkış hikayesi falan vardı. Lan bunu ilk önce bazı şeylerle ilk önce bu karakteri görüyor, sonra evine dönüyor, bir tabelada bir şeyler okuyor, sonra Minecraft'ta yatağında yatıyor, kalkıyor, sesler falan duyuyor, etraf kararmaya falan mı başlıyor, öyle bir şeyler vardı gene. Bu da başka bir ilginç bir şey. Tabii oyun geliştiricilerinin oyunlara böyle şeyler koyması o kadar da hani olasılık dışı bir şey değil, o kadar da fantastik bir şey değil. Sonuçta birçok oyunda var bu. Dediğim gibi birçok oyunda böyle easter egg'ler falan konuldu oyun. Hani Minecraft'ta da böyle bir şey olmasa o kadar da olasılık dışı değil. Ama lakin yok yani, kanıt yok. Elimizde kanıt yok. İnsanlar ya bunu bir şeyle bir programla falan hallediyor veya daha doğrusu ikna edici kanıt yok yani. Ya görsellerle oynuyorlar, elleriyle oynuyorlar görsellerle. Ya skin yapıyorlar kardeşim, adam skin yapıyor, geliyor karşıma falan geliyor. Neyse. Eğer ciddi anlamda kanıt gelirse başka bir video daha yaparım. Ama şu an için bunu burada bitireceğiz. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.